Bu konuda biliyorsunuz mecliste Çocuk İstismar Komisyonu ve buna yönelik olarak hukuki hazırlıklar şu süreçte devam ediyor çocuk istismarlarının önlenmesine ilişkin. Öncelikle bu sorunu biz anaların çözeceğini düşünüyorum. Yani meclisten de ziyade biz anaların çözmesi gerekiyor. Çünkü nihayetinde o çocuklar bizim geleceğimiz, bu ülkenin geleceği ve sağlıklı nesillerin yetiştirilebilmesi adına da vicdanlı gençler, vicdanlı nesiller yetiştirmek gerekiyor. Bunu yapabilmemiz için de biz kadınların, biz anaların iyi eğitilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Elbette ki çocuk istismarının önlenmesine ilişkin meclisteki bu çalışmalar çok anlamlı, çok değerli buluyorum. Ama şu tehlikenin de altını çizmek isterim. Biz idam cezasını kaldırmış bir ülkeyiz. Ve idam cezası hukuki hatalarda telafisi olmayan bir yöntem biliyorsunuz. Halbuki biz hukukçular cezada öncelikle aradığımız önleyicilik ve bir şekilde ıslah edicilik. Şimdi baktığınız zaman idam cezasında ıslah edici bir özelliği yok, önleyici bir özelliği yok ve aslında ortadan kaldırıyorsunuz. Bu kadar özellikle 12 yaş ve altında biliyorsunuz cezalarımız çok daha ağır ve daha da ağırlaştırılmaya gidilmeye çalışılıyor. Şöyle ki bugün 3 yaşındaki çocuklara kadar cinsel istismar suçlarına tanıklık ediyoruz. Bu noktada ceza boyutuyla bu olayın önlenmesi mümkün değil. Ama verilen cezaların da çok ağır olması gerektiğinin altını çiziyorum. Bizim geldiğimiz nokta itibariyle bu konuyu konuşmaktan veya gündemde tutmaktan korkmamamız gerekiyor, susmamamız gerekiyor ve dillendirmesini, gündemde tutmasını bilmemiz gerekiyor. Çocukların mahremiyet eğitimleri noktasında özellikle 6 yaşa kadar zaten karakterler oturuyor bir çocuğun karakter yapısı itibariyle ve ilk öğretmenleri de anneler. Annelerin çok iyi eğitilmesi gerekiyor ve çocuğa biz kendi kendini korumasını öğretmemiz gerekiyor. Çocuğun kendi kendini koruması noktasında da cinsellik eğitiminin çok iyi verilmesi gerekiyor ve çocuğun kendi vücudunu tanıması gerekiyor. Bunun korunması noktasında maalesef demokrat aileler olamadığımız için, nasıl ki bir demokrat toplum olamıyorsak, demokrat aileler de olamıyoruz. Aile içerisinde çocuğu kendisini ifade etmekten her zaman alıkoyuyoruz. Yani susturuyoruz çocuklarımızı. Halbuki bu konuda çocuklar sussa dahi biz büyüklerin susmaması gerekiyor. Ve empati kurulabilmesi gerekiyor. Ve en önemlisi de mağdur çocukların sosyal hukuk devletinde olayın akabinde de sosyal destek olarak bir terapiye tabi tutulması gerekiyor. Halbuki baktığımız zaman ama basın yoluyla ama adli süreç yoluyla biz çocuklarımızı yeniden mağdur ediyoruz. Bu noktada çocukların ifadelerin salt bir kez alınması ve yargı kayıt altına alınması ve yargı aşamasına defalarca aynı çirkinliğin yeniden devlet eliyle yaşatılmaması gerekiyor. Bu noktada da gerçekten gerek kadınlar noktasında olsun, gerek çocuklar noktasında olsun toplumun duyarlı olması gerekiyor. Şu anda mecliste yapılan çalışmalar noktasında yani hadımlıktan tutun da işte kısırlığa kadar giden bazı önleyici tedbirler de getirilmeye çalışılıyor. Bunların hepsine varım. Ama dediğim gibi idam cezası noktasında çekincelerim çok çok fazla. Çünkü telafi edilebilir bir durumu söz konusu değil. Kaldı ki hele bizim gibi işte açılan davaların yarısından sanıklar eğer beraat alıyorsa hatta bu tür suç tiplerinde normal sıradan davalardaki aradığımız o ispat koşulları aranır bir durumdaysak biraz daha inceleyip sık dokumamız gerektiğini altını çiziyorum. Bu noktada da örnekler çok çok fazla. Bugün işte İstanbul'da çiftlikte yaşanan bir olay gündemimizde. Yine İstanbul'da bir çiftlik haricinde
bir okulda, Başakşehir'de bir okulda okul müdürü ve temizlik görevlisi tarafından gerçekleştirilen bir vaka gündemde. Urfa'da yine benzer bir olay söz konusu. Biz çocuklarımızı eğitim görsünler diye gönderiyoruz. Ve oraya gönderdiğimiz zaman evet devlet koruması altında olmaları gerekiyor. Ve çalıştırılan kişilerin savka kayıtları, nitelikleri, eğilimleri inceleyip sık dokunması gerektiği kanaatindeyim. Dolayısıyla çocuklarımızın çevresindeki insanların irdelenmesi noktasında çok çok titiz davranılmalı. Daha dün itibariyle Gerger vakası karara çıktı biliyorsunuz. Ve sanık çok ağır bir şekilde, hak ettiği şekilde cezalandırıldı. Ama şunun görülmesi gerekiyor. Bugün gelinen süreçte orada salt OSA'nın yargılanması yetmez. Önleyicilik noktasında o pansiyonda görevli olan okul müdürünün, o pansiyonda görevli olan etüt görevlisi olan öğretmenlerin, nöbetçi öğretmenlerin kesinlikle yargılanması gerekiyor. Buna ilişkin de Gerger Asya Ceza Mahkemesi'nde dava yeni açıldı. Bu konuda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olsun, Milli Eğitim Müdürlükleri olsun çok çok duyarlı olmalı. Bu konuyu konuşmak çok zor ama sümen altı ettiğimiz zaman da gerçekten onalarda halledilmeyecek boyutlara geliyor. Ben bu konuda camilerde hutbeler veren, bizim giyimimizle, kıyafetimizle uğraşan, hiç de onların alanı olmadığı halde veyahut da kaç yaşında evleneceğimiz konusunda kendi kendine fetvalar veren din görevlilerinin eğitilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve kalkıp kaç yaşında evleneceğimiz konusunda fetva vermek yerine çocuklarımızın nasıl korunması gerektiği ve dinen bunların nasıl caiz olmadığı, artı cennet cehennem kavramına inanan bir insan eğer karşısındaki camiye gelmiş bir kişi, bunun normalde yani kul hakkıyla normalde gidildiği zaman kesinlikle cennet cehennem kavramında cennet yüzünün görülmeyeceği hususunun işlenmesi gerekiyor. Ama maalesef bu alanda da yani kalkıp işte bize cennet anaların ayağının altındadır diyorlar. Her gün kadınlar katlediliyor ve her gün çocuklarımız cinsel istismara maruz kalıyor. Ben yargının bu konuda eskiye nazaran daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yani her şeyden önce işte Gerger vakasında da takdiri indirim uygulanmadı biliyorsunuz. Ve her ne kadar dosyada 18 tane sanık var ise de maalesef dosyadaki görüntü aslında 18'den daha fazla olduğu mağdur sayısının. Ama mağdur sayısının çokluğu noktasında da bu çocukların terapiye tabi tutulması gerekiyor. Topluma yeniden kazandırılması gerekiyor. Yani salt sanığı cezalandırmak değil, mağduru koruyucu tedbirlerin getirilmesi gerekiyor. Yargı takdiri indirimi dosyamızda uygulamadı. Salt Adıyaman yerelinde değil, Türkiye genelinde de artık çünkü kadınlar, analar ayağa kalkıyorlar ve bu sorunu biz çözeceğiz şeklinde birçok basın açıklamalarında zaten dinlemişsinizdir. Duyarlı olmamız gerekiyor, uyanık olmamız gerekiyor, korkmamamız gerekiyor, susmamamız gerekiyor ve idare etmememiz gerekiyor. Yani bir defadan bir şey olmaz diyebiliyoruz eğer bugün bir aile bakanı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Ensar Vakfı'nı henüz daha unutmadık. Onun acısı da içimizde. Dolayısıyla idarecilerin, bu alanda görev yapanların samimiyetlerinin de çok iyi sorgulanması gerekiyor. Bugün şönümler var biliyorsunuz bizler açısından. Yani aile içindeki şiddetin önlenmesi ve izlenmesi noktasında. Biz kadınlar öncelikle bu tür yerlerde kadın çalışanlara öncelik verilmesi gerektiğinin altını çiziyorum. Ve eğitim konusunda da belirli standartların aranması gerekiyor. Ben kendi adıma bizler çok şanslı çocuklarmışız. Ben bir yatır okul çocuğuyum ama harika öğretmenlerim vardı. Evet, geçmişin köy enstitülerinden gelen öğretmenlerimiz vardı. Bizler şanslı çocuklardık. Bizler büyüdük.
ve dünya kirlendi. Dünyanın kirliliği çocuklarımızı kirletiyor ve bu çocuklarımızın kirlenmesine asla isim vermeyeceğiz. Toplumsal duyarlılığı birlikte korumamız gerekiyor. Dindar ve kindar değil, gerçekten hümanist değerlere sahip nesillerin yetişmesi noktasında da kadının eğitimi çok çok önemli. Çocuğun ilk öğretmeni olan anaların eğitimi çok çok önemli. Kadının toplum hayatından dışlanmaması ve kadın erkek toplumsal cinsiyet eşitliğinin hayata geçirilmesi noktasında da hem kadınlarımıza hem çocuklarımıza devletin gerçekten sahip çıkması ve öncelikle onların yaşam hakkını, vücutsal bütünlük haklarını koruma altına alması gerekiyor. Bunu el birliğiyle çözeceğiz. Salt yargıya bırakılarak bu sorun çözülemez. Nihayetinde yargı neden der? Yani kararını verirken neden der? Ama niçin demez. Dolayısıyla yargının neden ve niçinleri bir arada değerlendirebilmesi için de yasal düzenlemeler çok çok önemli. Ama bu iş salt idam çığırtkanlığıyla da çözülecek bir sorun değil. Herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum. Siz basında, yerel basında duyarlılığından dolayı sağ olun diyorum. Bizim bir arkadaşım. Sercan mı?